Evet, günlerden çarşamba ve yasaklı tarih sona erdiği için RTX 4070 ekran kartının inceleme performanslarını beraber yayınlayabiliyoruz. Bende de Asus'un RTX 4070 dual versiyonu var. Bilmemiz gereken önemli kritik yerlerden bir tanesi bu kartın piyasa satış fiyatının, yani Founders Edition'lar olarak bildiğimiz Nvidia'nın açıklamış olduğu fiyat $599. Türkiye satış fiyatları konusunda ise henüz resmi rakamlar ortada yok. Bunda inceleme videolarından birkaç gün sonra kartların satışa çıktığı tarihte görebileceğiz. Dikkat ettiyseniz Asus dual tasarımını komple değiştirdi. Ön yüzde tasarım farklı, arka yüzde tasarım farklı durumda. Hatta fanların üstü saydam hale getirilmiş. İlk defa ben denk geliyorum Asus'ta buna. Önceki dual kartların tasarımları bu şekildeydi. Yorumunuzu burada gerçekten merak ediyorum. Sizce eski dual tasarımlar mı daha iyiydi yoksa yeni dual tasarımlar mı daha iyi? Evet, şimdi kartla alakalı beklentimiz şu. Hepimizin bir beklentisi var aslında. Ucuz olma. Kendi içerisindeki rakibi DirectFocus'u RTX 3080. Aslında 3070 Ti bandına geldiğinden dolayı direkt rakibi diyemiyoruz çünkü onu biraz daha geçmesi gereken bir beklentimiz var. Temelde 2K için üretilmiş 4K artı DLSS açtığınız zaman iyi işler yapması bekleniyor ve RTX 3070 Ti'den 1.5 kat daha performanslı olması gerektiğini düşünüyoruz. Kartın arka tarafındaki plaka metal, sağ tarafta sıcak hava tahliye kanalları mevcut. Ön tarafta sert plastik, üst kısım saydam ve iç detayları görünüyor. Yaptığım ölçümlerde kartın ağırlığı 953.7 gram. Uzunluk 26.5 cm, genişlik ise 12 cm. Kalınlık tarafında da 4.6 cm'e tekabül ediyor. Yani aslında şunu söyleyebiliriz. Asus'un bu Dual serisindeki çift fanlı ekran kartı hemen hemen bütün kasaları sığabilecek boyutta. Bunu hep yorumlarda sorduğunuzdan dolayı ayrıca bir tablo hazırladım. İşlemci modellerine göre tavsiye ettiğimiz minimum, ortalama ve mükemmel seviyede güç kaynağı modellerini görüyorsunuz burada. Aslında model demeyeyim, watt olarak ayrımını görüyorsunuz. Mesela Intel i5 veya Ryzen 5 serisi bir işlemci ile RTX 4070 kullandığınız zaman minimum 550 watt güç kaynağı tercih etmeniz lazım. Bunun altına inmemelisiniz. Yoksa kırmızıya düşeceksiniz. Ha, çalıştırır mı? Çalıştırırsınız. 1080p'de mesela bazı oyunlarda problem yaşamadan, reset atmadan, sisteminiz kapanmadan oynayabilirsiniz. Ama Ultra'ya çektiğinizde, 2K'ya veya 4K'ya geçtiğinizde tak, sistem birden kendisini kapatabilir. Çünkü gerekli gücü güç kaynağınız sağlayamayacak. Intel i7 veya Ryzen 7 serisinde ise 650 watt altını çok tavsiye etmiyorum. Sebebini açıklayayım. Kart mesela God of War'dayken şu anda 364-65 watt civarı bir güç tüketiyor. Tabii ki bu sistemin toplam tüketmiş olduğu değer. Sadece ekran kartı değil. Benim test sistemimde şu anda AMD Ryzen 9 7900 işlemci ve RTX 4070 dual ekran kartı var. İşte bu yüzden 2K Ultra ayarlarda God of War oynarken 550 watt güç kaynağıyla bu sistemi besleyebiliyorsunuz. 4K veya render için 650 watt bu yüzden idealdir diyoruz. Bazı arkadaşlarımız şey gibi düşünüyor. 4070 var. O zaman 850 watt güç kaynağı. Hayır arkadaşlar. Böyle bir durum yok. Minimum ve tavsiye edilen güç kaynağı seviyesine uyarsanız rahatlıkla sisteminizi besleyebilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum. Gönlümüzden geçen bu ekran kartı için 650 watt'tır. Cuk. Güç konektörü tarafında bir sürprizle karşılaşıyorsunuz. 8 pinlik o eski standart güç girişleri burada yine kullanılmış. RTX 4000 serisi hatırlarsanız pinlerimiz değişmişti. 12 pinlik tek girişler gelmişti ama bu ekran kartında yine eski pinlerden devam edildiğini görüyoruz. Sebebi güç tüketimleri daha düşük. O yüzden yüksek seviye güç gerektirmediğinden dolayı pinleri tekleştirme gerek duymamışlar. 12 GB GDDR6X bellekler var. Nvidia'yı bu konuda hep eleştiriyoruz biliyorsunuz. AMD VRAM konusunda Nvidia'ya göre daha cömert davranıyor. Yani Nvidia 12 kullanıyorsa AMD'de 16 görebiliyorduk. Ama burada şöyle bir kıstas var. RTX 4070 için 12 GB VRAM güzeldir. Bakın, mükemmel demiyorum. İşte aradığımız şey bu demiyorum. Güzeldir diyorum. Tatlıdır. Yerinde bir tercih olmuş. 8 GB veya 10 GB olsaydı zaten eleştirecektik. Hatırlarsanız RTX 3070 ekran kartı, yani bunun Selef eski modeli 8 GB'tı. 3080 ise 10 GB'tı. E ne diyorduk? Yani tamam abi işte VRAM'ler artık yetmemeye başladı. Hani 8'i artık artırsak mı? 12'ye 16 falan diye soruyorduk kendi kendimize. Günün sonunda bu ekran kartının tüketmiş olduğu güç değeri totalde 200 watt. Yani o yüzden aslında 650 watt güç kaynağı rahatlıkla yeter diyoruz. Bu arada kartın bir özelliğidir. Çift fanlı olmasına karşın 55 dereceye kadar fanlarını çalıştırmıyor. Buna 0 desibel teknolojisi adını veriyorlar. Yani aslında çok mantıklı bir hareket. Bütün ekran kartları için konuşuyorum. Eskiden neydi? Kart mesela 30 derecede ama hala çalışıyor. Fanlar durmuyor. Gerek yok kardeşim. Fanların ömrünü bitiriyoruz. O yüzden bu teknolojiler artı bir olarak kenara yazılabilir. 56 derece olduğu zaman fanlar yavaş yavaş kendisini çalıştırmaya başlıyor. Şimdi merak ettiğim kısım, yük bindikçe ekran kartının fan desibeli ne kadar artıyor ona bakalım.
Bu test sadece Nvidia kartlarla yapılabiliyor ve içerisindeki DLSS'in açık veya kapalı yapıldığı zaman ne kadar etki ettiğini ölçmemize yarıyor. Evet, beklentilerin sonuçlarını almaya başlarken RTX 4070 DLSS olmadığında 2K'da 51.4 FPS ile testi tamamlıyor. RTX 3080'den 4 FPS kadar yukarıdayız. DLSS ile birlikte 5 FPS kadar fark mevcut. 4070 Ti ile de 9 FPS olduğunu altını çizmek lazım. Ben bu testi başlattığımda ise Asus Dual RTX 4070 58 derece minimum, 62 derecede maksimum tepe noktasına ulaştı. Şimdi ise kartı 4K'da render testine sokuyoruz. Aslında burada 4K artı DLSS ile birlikte 60 FPS'in üstünü pek çok oyunda alabiliyoruz. 2K'da ise hedefi 100 FPS'in altına düşmemek. Bu tablo işleri daha netleştirmemizi sağlıyor. Üstteki AV'ler var fark ettiyseniz. RTX 4090, yani kendisi bu yarışın adeta farkında bile değil. RTX 4070 8490 puan ile RTX 3080'in 128 puan önünde kalıyor. Burada RTX 4070 Ti'ye biraz daha yaklaşmasını beklerdim ama arada 2694 puanlık bir fark var. 4K testine zorlamış olduğum bu kart 48 derece sıcaklıkta başlayıp 70 derece tepe noktasına kadar ulaştı. Hala o değerler nasıl derseniz, şu anda yine o 48-70 derecesi kıstasımız çok iyi konumda. Her ekran kartını aldığımızda veya test ettiğimizde Furmark olmazsa olmazlardan bir tanesi, biliyorsunuz. Burada Furmark Benchmark'ta dikkat ettiğim kısımlardan bir tanesi, ekran kartının anlık güç tüketimi 97 wattlarda geziyor. Test süresi boyunca 52 derecede başlayan kart 63 derece tepe noktasına ulaştı. Şimdi RTX 4070 ekran kartına 15 dakika boyunca OCCT ile %99 yük bindirip GPU hotspot ve kartın sıcaklıkları ne alemde buna bakıyoruz. Aslında benim keyifle yapmış olduğum testlerden bir tanesi. Çünkü kartın gerçek değerlerini anlamamıza bize yardımcı oluyor. Bizim için burada kritik rol GPU temperature yazan kısım. Dakika 7.27'de 67.8 derece maksimum, 38.1 derece minimum ve 60 derece ortalamaya sahibiz. Oda sıcaklığımız 19 derece seviyesindeyken kartın sıcaklıkları, yine altını çizerek söylüyorum, bu testlere kadar çok iyi durumda. Passmark ile şimdi ekran kartını hem render yaptıracağız hem de grafik işlemesiyle birlikte bir sonuç alacağız. Kart genel skor değerlendirmesinde 32.593, GPU render işlemesinde 16.854 ve DirectX 12'de 109 puan alıyor. Yine radarımızdaki RTX 3080'den bayağı yüksek sonuç aldı. Altını çiziyorum, bayağı yüksek sonuç aldı. Arada 7.290 puan var. Yani şunu söyleyebiliriz, RTX 4070 3000 serisine göre ekran kartıyla birlikte grafik işleme konusunda bayağı ilerlemiş durumda. RTX 4070 Ti ile aralarında ise 5.662 puan fark var. Hatırlarsanız Nvidia'nın iddiası neydi? DLSS 3.0 ile birlikte 4 kata kadar performans artışı vaadi. Çok ciddi bir vaat değil mi bu? Bu durum bazı oyunlarda 2 kat, bazı oyunlarda ise gerçekten 4 katı zorluyor. Bu tabii ki biraz grafik motoru ve oyunun optimizasyonuyla alakalı. Mesela A Plague Tale'da DLSS kapalıyken 68 ortalama, 73 maksimumu gören ekran kartı aslında 60 FPS'in altını görmemiş. Hani hep derdik ya, 4K 60 FPS'in altını görmesi mükemmel veya 2K 60 FPS'in altını görmesi mükemmel. Artık ne diyoruz? 4K'da 100 FPS'i gördüğü zaman tamam, bizim sınırımız bu. 60'ı çoktan geçtik çünkü DLSS'le birlikte. Ama işin içerisine DLSS 3.0 girdiği zaman 138 FPS maksimum, 126 FPS de ortalamaya tırmanıyor. Yani ortalamada bir 58 FPS'lik ciddi fark var. DLSS 3.0 destekli oyunlardan bir tanesi de F1 2022. Ortalamada anlık olarak 288 alırken FPS banyosu yaptığını söylesem sanırım bana kızmazsınız. Çünkü sonuç ortada. İşin içerisine DLSS 3.0'lar girmeden önce kartların saf kas gücünü sizlere göstermem lazım. Ve bunlar için de birkaç tane oyun seçtim. İlk olarak Apex Legends'la başlayalım. RTX DLSS ve FSR desteği olmayan Apex Legends aslında tüm kartlara cömert davranarak FPS konusunda bayağı besleyici olmuş durumda. Sıralamayı değiştiren faktör ise alınan maksimum ve ortalama FPS'ler. RTX 4070 burada 199 ortalama ile Ti'nin 18 FPS kadar gerisinde kalıyor. Kendi içerisindeki rakibi RTX 3080 ile ise ortalamalar aynı. Fakat dikkat ettiyseniz tepe noktasında 5 FPS kadar önünde tamamlıyor. Önceki selef modellerden sayılan RTX 3070 Ti'ye göre ise %25 performans farkı var. Şimdi sırada çok konuşulan ama optimizasyonu maalesef berbat durumda olan, son güncelleme geldi 12 GB'lık. Çok aşırı bir şey değiştim dersiniz, henüz değişmedi ama birazcık düzeltmeler var, zamanla oturacaktır diye düşünüyorum. Last of Us Part 1 tabii ki.
Apex kadar cömert olmayan Last of Us'ta RTX 4070 3080'in ortalamada 1 FPS kadar gerisinde. Aslında kafa kafaya gidiyorlar. Tepe noktasında ise 4 FPS var. RTX 4070 Ti ile de ortalamada 4 FPS'in olduğunu atlamamak lazım. Sonuçlar birbirine çok yakın. Şimdi burada duruyoruz. Niye? Şimdi Valorant bir FPS oyunu doğru ancak işlemci tabanlı bir oyun. Yani şunu diyebilirsiniz. Kardeşim ne alakası var? 4070'te koymuşsunuz 7900 işlemci var. Tabii ki FPS'ler çok yüksek olacak. Demeyin. Doğru işlemci tabanlı olmasına rağmen 4000. seri ekran kartları ile 3000. seri ekran kartları arasında FPS farkı ortaya çıkıyor. Burada RTX 3080'i geçen RTX 4070 ortalamada 80 FPS kadar ileride. Tepe noktasında ise 722 gördüğü gibi Ti'nin 12 FPS kadar arkasında kalıyor. Bu arada şunu dipnot olarak belirteyim. Çözünürlüğü 2K'dan 1080p'ye çekiyoruz. Bir diğer Safkas ucunu göstermiş olduğumuz Rainbow Six'teyiz. Bunun sebebi şu, optimizasyonu çok iyi Rainbow Six'in. Ve hala online olarak bayağı da oyuncusu olduğundan dolayı ekleme özen gösteriyoruz. RTX 4070 207 ortalama ve 221 tepe noktası ile yine 3080'in önünde. Ortalamadaki fark %8'e kadar çıkıyor. Hatta RTX 4070 Ti'nin 16 FPS kadar gerisinden takip ediyor. Evet, DLSS ve FSR'ın açıldığı ilk karşılaştırmayı RDR ile beraber yapacağım. Hem ağır hem de sistemleri yoran oyunlardan bir tanesi olduğundan dolayı ve çok da seveni var. RTX 4070 ortalamada 85 FPS ile başlayıp DLSS'i açtığımız zaman 115 FPS'e kadar tırmanıyor. RTX 3080 82 ortalamada geride kalsa da 116 ile sadece 1 FPS fark alıp ortalamada geçiyor. Burada 4070 ile 4070 Ti arasında 9 FPS ortalama görünürken tepe noktasında 126'ya çıkınca aradaki fark yine 9 olarak kalıyor. Metro Exodus RDR 2'den daha ağır bir oyun. Bunu kabul edebiliriz. Hatta Enhanced Edition dediğimiz kısmı var ya, orası RTX ve DLSS'in kapatılamadığı, açık oynamak zorunda kaldığınız özel olarak geliştirilmiş bir versiyonu. Burada RTX 3080 yine ortalamada 3 FPS ile 4070'i bir tık geçiyor. Tepe noktasında 9 FPS var. Ancak direkt rakiplerinden olan 3070 Ti'ye fark attığını söylemem lazım. Bildiğim böyle yırtıp ezip geçmiş. Arada tam 53 FPS var. Şimdi burada işler karışıyor. Çünkü F1 2022'de DLSS 3.0 var. Burada FPS konusunda tüm kartlara cömert davranıyor olsa da o DLSS 3.0 açtığınız zamanki farkın belirginliği işleri çok değiştiriyor. Neden beni bu durumda şaşırtıyor izah edeyim. RTX 4070 DLSS 3.0 açmadan önce 220 alıyor abi. Gayet iyi, güzel, evet. 7900X'te ise 199 FPS alıyor. Onu dahi burada azıcık farkla geçiyor. Ancak DLSS 3.0'ı performans moduna bir açıyorsunuz. 220 olan FPS'e 74 FPS daha ekliyor abi. Ve ortalama 304'e fırlıyor. Bu tabiri caizse mükemmel bir sonuç. Hatta RTX 4070 Ti ile de DLSS 3.0 kapışmasında 7 FPS ortalama fark görünüyor. 3080 DLSS 2.0 ile chat'e katılırken 228 ortalamaya sahip. Yani 4070 Ti'nin DLSS 3.0 ortalamasındaki FPS farkı ile DLSS 2.0 ile 3080'in ortalama FPS arasında %24 fark var. Tam 76 FPS. Cyberpunk ise her geçen gün RTX ve DLSS konusunda destek almaya devam ediyor. Bir Minecraft edasına doğru gidiyoruz. Hani Minecraft'ta FPS RTX'i kapattığınızda açtığınızda çok devasa şeyler değişiyor ya. Cyberpunk'ta oraya doğru yavaş yavaş gitmeye başladı. Optimizasyonu biraz düzeliyor ama tabii ki aradan epey bir zaman geçti. Burada sürpriz bir şekilde RTX 4070 DLSS kapalıyken 78 ortalama ile aslında 7900X'nin gerisinde kalıyor. Fakat DLSS açtığınızda 48 FPS daha üzerine koyarak 126 ortalama ile 4 FPS'lik bir fark atıyor. Tepe noktasında ise bu fark 14 FPS. RTX 3080 ise 120 ortalama FPS'e sahip. DLSS 2.0 olmasına karşın yine bence iyi tutuyor. Fakat tepe noktasında aynı şeyi söyleyemem. 33 FPS'i bir yere sığdıramazsınız çünkü. DLSS 3.0 henüz gelmediğinden dolayı Nvidia kartların hepsi burada DLSS 2.0 ile beraber performansını sergiliyorlar. FSR desteği de bulunduğundan dolayı AMD kendisi yarışta.
DLSS kapalıyken 91 FPS olan 4070, 3080'in ortalamada 3 FPS kadar gerisinde. DLSS'i açtığınız zaman üstüne 36 FPS kadar koyduğu gibi işi burada kurtarıp 8 FPS'e kadar farkı çekiyor. Tepe noktaları bile birbirine çok yakın. Aslında bu 9 oyunluk yapmış olduğumuz testte şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. 4070'in kendi içerisindeki rakibi 3080. Geçtiğimiz dönemlerdeki 3070 Ti veya 3070 değil. 4070 Ti ile 4070 arasında ise %9'luk bir performans farkı var. Tepe noktaları yakın olsa da ortalamada 14 FPS bence fena değil. DLSS 3.0'ın olduğu bir diğer oyun A Plague Tale'dayız. Hikayesi bence çok tatlı ve sürükleyici. Eğer farklı bir oyun arıyorsanız naçizane tavsiye olarak bu oyunu oynamanızı önerebilirim. FSR desteği bu oyunda olmadığından dolayı 7900X'de burada saf kas gücüyle idare etmek zorunda kalıyor. 97 ortalamaya sahip, aslında hem 3080'i hem de 4070'i geçiyor. Fakat DLSS 3.0'ı açtığınızda 4070'in üstüne 61 FPS koyuyor. Bu da nereden baksanız %40'lık bir performans artışına tekabül ediyor. Midnight'ı yeni satın aldım. Steam'de indirimdeydi, bir bildirim geldi. Girdim, bir baktım yorumlara abi, çok olumlu. Direkt aldım. Hatta DLSS desteği de var oyunda. RTX 4070 ortalamada 144 alırken 7900X'i aslında burada geçiyor. Fakat DLSS açınca 173 ortalama alan kart tepe noktasında 257 FPS'i gördü. DLSS konusunda aslında tüm kartlara iyi bir etki bıraktığını söylemek lazım Midnight'in. Hepsinde ortalamalara bir 30 ile 40 FPS kadar ekliyor. Ve günün sonunda pek çok oyun performansı, sistem performansı testlerimizi yaptık, gördük. Dual RTX 4070 ile ortalama bir 6 gün geçirdim. Bu süre zarfı içerisinde oyunlardaki ve performans testlerindeki güç tüketimlerine kadar izledim. 200 Watt HDP sahip olan ekran kartı Metro Exodus'ta ve Last of Us gibi oyunlarda bu durumu birazcık daha üstüne çıkabilirken genel olarak 170 Watt ile 185 Watt arasında bir güç tüketimi sergiliyor. Tabii ki bu durum 2K'lık bir grafik performansı için geçerli. 4K'ya çektiğiniz zaman işleri güç tüketiminiz birazcık da artacaktır. Tam tersi Full HD yaptığınızda düşecektir. 19 derece oda sıcaklığında Asus Dual RTX 4070'in performansı güzeldi demiyorum sıcaklık bazında. Mükemmeldi. Metro Exodus'ta 67 derece en yüksek görebildiğim sıcaklık performansı olurken minimumu 51 derecelerdi. Hadi bu oyun dedik ki RT çekirdeklerini çok fazla kullanıyor, yiyip bitiriyor. Last of Us'ta da abi 64 gördük. Geri kalan 11 oyunda ise 61 ile 62 derecelik sıcaklık performansının üstüne çıkan bir durum izlemedik. Ve böylece keyifli bir lansmanın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet, bu lansman süresiz boyunca kafanızdaki bütün soru işaretlerini gidermeye çalıştım. Umarım sizin için de yine keyifli video olmuştur. Kafanızda bir soru işareti kaldıysa lütfen ekran kartıyla alakalı tüm sorularınızı bana aşağıdaki yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca sizden ricam, video size faydalı olduysa beğen tuşuna basarak bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki lansmanda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Herkese selamlar.